Merhaba arkadaşlar, bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün PoloSmart'ın dönüştürücüsünün kutu açılışını yapacağız. Şu şekilde dönüştürücü hap diye zaten yazmış. Modelini belirtmiş burada. Markası, modeli zaten tamamı kenarda belirtilmiş. PoloSmart'ın ürünü. 1000'den aldım ben bunu. 120 TL'ye aldım. Hatta şu an indirimdeymiş. 120 TL'nin daha üzerindeymiş. İndirime girmiş. Büyük düşün, dönüştürücü hub ile harekete geçtiği belirtmiş. Type-C, USB 5.1, USB 3.0 diye belirtmiş. Buradaki kısmı bilgisayarımıza takacağımız kısım veya telefonumuza takacağımız kısım, Type-C girişlerini zaten tek tek göreceğiz. Şöyle arkasına hızlıca bakacağım. Joystick bağlayabiliyoruz, klavye bağlayabiliyoruz, flash bellek, mouse, yazıcı bağlayabiliyoruz. Buradaki şöyle yakınlaştırayım. Giriş birimleri Type-C, kablo uzunluğu 16 cm. USB 3.0 çıkış 1 adet, 2.0 2 adet, SD kart çıkışı 1 adet, micro SD kart çıkışı 1 adet diye belirtmiş. USB 3.0 aktarım hızı 5 gigabit saniyede, USB 2.0'ın veri aktarım hızı da 480 megabayt saniyede diye belirtmiş. Micro SD ve TF veri aktarım hızı ise yine aynı şekilde 480 megabit saniye diye belirtmiş. Windows 98'den itibaren tamamına uyar diye belirtmiş. Aynı zamanda Android'de de kullanıyoruz zaten. Şu şekilde başka bir şey bulunmuyor. Şöyle hemen açacağım. Bu garanti bantlarına dikkat edin. Açılıp açılmadığını, alt ve üst kısmına açılmamış olması bizim için önemli. Bazen açılıp böyle bakılabiliyor. Zarar verilmeyebiliyor ürüne ama genelde güvenemeyebiliyoruz. Şöyle. Bunların bazıları çok böyle sert yapıştırılmış oluyor. Bu da bazen yoruyor. Şöyle tutabilirsem. Kutuya da fazla zarar vermek istemiyorum ama çok sert yapılmış. Yani yapacak da bir şey yok artık. Şöyle. Kutunun içerisinde bir şey bulunmuyor. Şöyle altına kullanım kılavuzu, garanti belgesi vesaire sıkıştırılmış. Klasik PoloSmart'ın merhaba girişi mevcut. Şöyle güvenlik uyarıları vesaire, ürün işlem tanımı, özellikleri, biraz önce okuduğumuz kısımlar bulunuyor. Ürünün ağırlığı 34 gram. Servis vesaire. Garanti belgesi. Video hiç uzatmasın. İncelemesini yapmayacağım. Bir telefona, bilgisayara bağlamayacağım. USB vesaire bağlamayacağım üzerine. Kutu açılışı olarak yapacağız. Hızlıca bakacağız. Siz zaten telefonunuza bağlayıp detaylıca üzerine USB vesaire bağlayıp inceleyebilirsiniz. Şöyle kutu açılışında nasıl göründüğüne bakmak istedim. Örgü bir kablosu var. Üzerine geçirilmiş örgü. Buraları sert plastikten iyi duruyor. Şu şekilde. Işığımı şöyle kapatırsam daha mı net görünür. PoloSmart yazısını görüyorsunuz. Burada USB 3.0 girişi. Burada 2 tane 2.0 girişi bulunuyor. Burada micro SD kartımız. Burada TF kartımız girişi görünüyor. Bu kısmı da zaten telefonumuza veya bilgisayarımıza takıyoruz. Eğer ki Type-C girişli bir bilgisayara sahip değilseniz kanalda videosu var. Ugreen'in bir tane Type-C USB dönüştürücüsünü alıp da kullanabilirsiniz. Gayet de şık, güzel. Bunu takıyorsunuz. Üzerine 3 tane mesela USB takabilirsiniz. Hafıza kartınızı takabilirsiniz. Daha büyük TF kartınızı takabilirsiniz. Kullanışlı bir ürün olarak tavsiye ederim yani. Şu an henüz denemedim ancak denedikten sonra zaten açıklama kısmında veya yorumlarda beğenip beğenmediğimi belirtiyorum. Ürün hakkında bilgileri veriyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu şekilde tekrar söylüyorum. Fiyatı 120 TL. 1000'den aldım. Denedikten sonra tekrar detaylı yorumları zaten belirtirim. Bu işte USB 3.0'lar, 2.0'lar, diğer işte TF kartı girişi, micro SD girişi ne kadar veriyi transfer edebiliyor? Üzerinde yazdığı rakamlara ulaşabiliyor mu? Buna da bakarız. Yorumlarda veya açıklama kısmında yazmış olurum.
Bu şekilde videonun da sonuna gelmiş olduk. Böyle bir ürünü hızlıca kutu açılışını yapmak istedim. Sizlere göstermek istedim. Bu ürün ne gün gelmiş bilmiyorum. Geçen haftalarda da gelmiş olabilir. Görünce almak istedim. Kenarda dursun. İşimize yarar. Fiyatı iyi piyasaya göre. Bu şekilde videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse, kanalımıza destek olmak isterseniz, beğenirseniz, paylaşırsanız, abone olursanız çok çok sevinirim. Aynı zamanda güzel yorumlarınızı da yaparsanız, soru sorarsanız çok çok daha iyi olur. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. İyi günler.